Değerli Tele1 izleyicileri, yine bir sağlık gündemi programında çok değerli konuklarımla beraberiz. Daha önce biraz bahsetmiş olduğumuz bir konuyu bu hafta tekrar gündemimize getirdik. Horlamalar ve uyku apne konusu. Misafirlerimizi tanıtmak istiyorum. Sağ tarafımda Sayın Profesör Doktor Nida Taşçılar, kendisi nörofizyoloji konusunda ve uyku konusunda büyük deneyim var. Nöroloji konusunda. Sol tarafında daha önce de görmüştünüz Şahin Barış, kendisi ortodonti uzmanı. Merhaba. Bugün beraber uyku konusunu detaylarla değerlendireceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Biliyorsunuz uyku konusu çok önemli bir konu. Hepimizin hayatında saatlerimizi alan, dinlenmemiz gereken dönemlerde dinlenerek gün içerisindeki faaliyetlerimizi yaptığımız bir konu biliyorsunuz. Bu konuda ön bilgileri, biraz bu olayın fizyolojisi nasıldır, ayrıntıları nasıldır, değerli Nida Hocam bize bu konuda biraz bilgi verdikten sonra sorularınızı da eğer arzu ediyorsanız yayın akışı içerisinde altta göreceksiniz zaten iletişim numaralarımızı, oradan bize iletebilirsiniz. Bu konuda da elimizden geldiği kadar sorularınızı cevaplayacağız. Nida Hocam'la başlıyoruz şimdi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Her şey yolunda inşallah. Teşekkürler, sağ olun. Biliyorsunuz ki bu yayın akış içerisinde bizim belli bir şeyimiz var. Program içerisinde akışımız var. Bununla ilgili de böyle izleyicilerimiz henüz daha konuyu bir anlayabilsinler diye uykuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Uyku apnesi nedir? Uyku nedir? Bu konuyla ilgili. Uyku apnesine geçmeden önce bir uykuda normal solunum nasıl? Onu bilmek gerekiyor. Normal solunum sırasında nefes alıp verirken kişi hem kalbi normal bir şekilde çalışır, hem oksijenizasyonu, yani vücuda gelen oksijen satürasyonu normal sınırlardadır. Beyin dalgaları olarak da kişi hangi uyku evresindeyse o uyku evresine ait evreleri takip etmekteyiz. Uyku apnesi dediğimiz olay, uyku apne sendromu veya tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz zaman bunun içerisine hem eskiden Ülsomyodren sendromu diye de sınıflandırılan bölümü de artık tıkayıcı uyku apne sendromu olarak ele aldığımızda kısaca şöyle anlatabiliriz. Soluk alırken, geceleri uykuda soluk alırken soluduğumuz hava, nefes alırken daha dar bir alandan geçmeye başlar. Evet. Daha dar bir alandan geçmeye başladığı zaman bizim soluk alma dalgası dediğimiz bölgede bir düzleşme oluşmaya başlar. Yani normalde soluk... Normalde bir alıp bir verirken, bir alıp bir verirken alma sırasında bir düzleşme görürüz. Yani bu düzleşme sırasında kişide herhangi bir şikayeti olmaz. Kişi uykusundan uyanmaz. Kişinin oksijenizasyonunda herhangi bir düşme olmaz. Fakat bu soluk almadaki zorlanma devam ederse bir süre sonra kişi ya öksürerek ya hırlayarak uyanır. Evet. Biz buna solunumla ilişkili, solunum eforuyla ilişkili uyanma diyoruz. Evet. Kısa adı apne RERA. Diye, hayır. Apne en basiti ilk başlangıçta bir RERA ne oluyor. Kadar sürüyor hocam bu yani? RERA'ların da gene hastalık olarak sayılabilmesi için 10 saniyenin üzerinde olması gerekiyor. Evet. Ve arkasından da hemen bir uyanıklık reaksiyonu geçmesi gerekiyor. Eğer bu tıkanıklık birazcık daha fazla artarsa gene kişide horlama gözlemeyebiliriz. Fakat uykuda gene bir 10 saniye süren solunumun amplitüdünde %30'dan daha fazla bir azalmayla beraber oksijenizasyonda %3 ile 4 arasında bir düşme gözleriz. Buna da bir solunum azalması, yani hipopne diyoruz. Bir üst aşamada ise soluk tamamen durabilir. Üst solunum yolundan geçen hava tamamen durabilir. Gene bunun da süresini mutlaka 10 saniye sürmesi gerekiyor. Ve amplitüt dediğimiz solunumdaki durma %90'dan daha fazla ciddi olması bir solunum gerekiyor. Evet. Öyle olduğu zaman da oksijende azalma olmasa bile 10 saniyenin üzerindeki soluk durmasına da apne diyoruz. Apne. Yani solunumun neredeyse tamamına yakını durmuş anlamına geliyor. Aynen öyle. Evet. Bu durmaların sebebi de üst solunum yolunu tıkayan pek çok sebeple olabilir. Tamam. Normalde üst solunum yolunu açıkta tutan
genioglossus dediğimiz dil kasımız gevşetici, yani üst solunum yolunu açık tutmaya çalışan dilatatör dediğimiz bir kas. Bu normal uykuda ve aynı zamanda hızlı göz aktivitelerinin olduğu uykuda arkaya doğru birazcık yer değiştirebilir. Bu herkeste olabilir. Ve bu artış sırasında da eğer kişide biraz önce bahsettiğim RERA'lar varsa, hipopne varsa veyahut apne varsa gevşemiş olan dokular sallanarak veya vibrasyon diyoruz biz buna. Titreşerek hava alırken, inspirium sırasında hava alırken horlama sesi dediğimiz bir horlama sesini aslında bir titreşim çıkartır. O sonuçta. O evet, yumuşak dokuların oluşturduğu titreşim sesini horlama olarak tanımlıyoruz. Hocam ne sıklıkta görüyoruz? Hangi yaşlarda görüyoruz bunu? Yani böyle bakıldığı zaman, çünkü biliyoruz ki çocuklarda dahi bu olabilir. Evet, her yaşta gözlenebiliyor. Fakat yapılan bazı çalışmalarımız var. Mesela uyku testi dediğimiz PSG testinde 5'in üstünde apne hipopne indeks dediğimiz bir olayımız var. Bunu 5'in üstünde olan ve gündüz uykululuğu olan kişilerde erkeklerde %4, kadınlarda %2 saptanırken yapılan başka çalışmalar diyor ki aslında o sesi olan kadınların %90'ı erkeklerin de %80'ine tanı konulamıyor diyor. Bir de anket çalışmalarımız var. Anket çalışmaları özellikle Türkiye'de 2015'te yapılan çok büyük bir TAPES çalışması var. Türkiye'deki uyku bozukluklarının sıklığını saptayan bir çalışma. 5021 erişkin bireyde yapılan bir çalışma. Buradaki çalışma ankete dayalı bir çalışma. Uyku testine yatırılarak yapılan bir çalışma değil. Burada saptanan düzey %13.7. Yani 13 erişkin kişi yapılıyor. Bu 13 evet, erişkin kişi. Evet, %13. Evet. Oldu. Yüksek bir oran. Evet. Tabii burada detaylarına baktığımız zaman apnenin skorlaması ne kadar düzeyde? Yani ileri düzeyde mi, orta mı, daha? Bunu nasıl sınıflıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Eskiden bunları sınıflıyorduk. İşte apne hipopne indeksi dediğimiz olay. Aynı zamanda bunları artık RERA'ları da katıyoruz. Evet. Anormal solunum olayı indeksi olarak geçebilir RDI diye. Eskiden işte 5'in 6... 5 ile 15 arası, 15 üstü şeklindeydi. Fakat şu an için biz 5'in üstündeyse bir hastanın, 5 ve 5'in üstündeyse klinik şikayetleri varsa... 5 dediğimizin altına açalım mı hocam? 5 dediğiniz şey dakika içerisinde... Saatte, 1 saat içerisinde 5 defa... 5 dediğimiz zaman 5 defa ya apnesi veya hipopnesi veya RERA'sı olması. Yani 5 sefer önemli düzeyde evet, azalması veya düşmesi. Anormal bir solunum olması. Evet. Bir saat içerisinde anormal solunum olayının gözlememiz evet. ediyoruz. Yaşla ilgili de daha sık gördüğünüz bir yaş aralığı var mı hocam? Orta ileri yaş aralığında çok fazla miktarda görüyoruz. Erkeklerde 2'ye 1 oranımız var. Fakat menopozla bu oran sabitleniyor. Yani kadın erkek oranı eşitleniyor. Belli bir yaştan sonra. Evet. 65 yaş üzerinde plato çiziyor. Bilinmeyen bir şekilde. Yani fazla bir değişiklik olmuyor. Oğlum, herkes daha fazla, aynı oranda yükselmeye daha fazla başlıyor. Gözlenmiyor. Mesela ırksal değişiklikler olabiliyor. Siyah ırkta daha fazla olduğu söylenmiş. Ama Asyalı ırkta vücut kitle indeksleri düşük olmasına rağmen Asyalılarda da beyaz ırktaki kadar yüksek bir oranda gözleniyor. Bunu da Asyalı ırkının yüzdeki hem çene hem maksilla dediğimiz üst çenedeki bozukluklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Buradan şeye geçebiliriz aslında evet. Nelere? Değerli hocama soracağım şeyde. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Evet. Hocam güzel bir giriş konu yaptıktan sonra ortodontik açıdan nasıl değerlendiriyoruz? Siz bu hastaları hangi yaş aralığında daha çok geliyorsunuz? Ne şikayetlerle geliyor? Nasıl değerlendireceksiniz alayı? Şöyle aslında benim branşım gereği hastalar bana benim uyku apnem var diye başvurmuyor genellikle. Evet. Yani çoğu hastada uyku apnesi durumunu hastanın size anlattığı diğer bulgulardan şüphe duyarak hastayı uyku testine yönlendirerek değerlendirebiliyoruz biz. Örnek veriyorum, bir hasta başvurduğunda ya benim alt ve üst dişlerim arasındaki mesafe beni rahatsız ediyor dediğinde aslında alt çene geriliğinden bahsediyor ama bunun farklı tedavi yöntemleri var. Kamuflaj dediğimiz dişleri düzeltme yöntemi de bir yöntem olabilecekken örnek veriyorum
Uyku apnesi riski olan veya uyku apnesi olan bir bireyde bunu yaptığınız takdirde aslında hastanın hava yoluna bir fayda sağlamamış olacaksınız. O evet. sebeple bu tarz hastaları herhangi bir tedaviye almadan önce bunu bir ayırıcı tanı olarak değerlendirelim. Bir uyku laboratuvarında bir gece uyuduktan Kesinlikle. Sonra siz bir bakalım siz risk altında mısınız, değil misiniz? Buna göre değerlendirdikten sonra bir yol haritası çizelim diyerek aslında bu tarz hastaların varlığını veya sıklığını görebiliyoruz. Bir de tabii ki çocuk hastalarda çok daha farklı bir şekilde görünüyor uyku apnesi. Hani daha üst çenesi dar olan, daha burun yani anatomik gereği, olarak hava yolunu tıkayıcı bir düzeyde olan çocuk hastalarda adenoid yüz tipi dediğimiz daha uzun ince yüz tipleriyle karşılaşıyoruz. Yüzüne baktığımız zaman ya bu çocuk risk altında olabilir, bir üst çene genişletmesinin faydası olabilir dediğimiz durumlarda ileride ortaya çıkabilecek durumu engellemek amacıyla bir tedavi düşünebiliyoruz. Tabii. Yoksa tespit etmeye yönelik bir yol ilerlemiyoruz. Daha az görünüyor. Yani size çoğunlukla zaten dişsel bozuklukları olan ya da solunum bölgesi olarak burundan daha az soluyan kişiler geldiğinde siz dişlere yönelik tedavi planlarken aslında olayın bir solunumsal problem olarak da çıkabileceğini düşünerek bir uyku testinde yatmalarını öneriyorsunuz evet. zaten. Peki yaş aralığı olarak çocuklarda erken yaşlardan itibaren var. Size çoğunlukla sanıyorum kalıcı dişler çıktıktan Hı-hı. sonra 12 yaşından sonra daha çok başvuru var. Değerli izleyicilerimiz diş dizilimi, dişlerin ısırımı çok önemli. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Lütfen 7 yaşından sonra çocuklarımızı bir ortodonti uzmanına götürerek diş sağlığını kontrol ettirmek, dişlerin çıkış sıralarını görmek, dizinlerini kontrol ettirmek çok önemli. Yeri gelmişken bunun altını çiziyorum. Ama biliyorum ki ben ileri yaşlarda da, ileri yaştan kastım 40'lı yaşlardan bahsediyorum, solunum problemi olduğunu söyleyen ve bununla ilgili ısırma plağı, dişlerin konumlanmasıyla ilgili başvurular da var. Bunlarla ilgili ne bahsetmek istersiniz? Şöyle, bu tarz hastalar zaten tanısı konulmuş olarak genellikle bir test yapmış hastalar. Testinin sonucunu evet. alıp gelen hastalar oluyor. Bunlarda tabii ki değerlendirmemiz gereken şeyler temel olarak şunlar. Öncelikle bu hava yolu darlığı mekanik bir problemden mi kaynaklanıyor yoksa başka altyapısında durumlar mı var? Eğer ki çenelerin geride konumlanması, bir çenenin veya hocamın da değindiği gibi birden fazla her iki çenenin geride konumlanmasıyla alakalı bir durumsa tabii ki ortognatik cerrahi dediğimiz çeneleri ileride konumlandırma tedavileriyle kimi hastada fayda sağlayabiliyoruz ama tabii ki buradaki hava yolunun mekanik olarak tıkanması, ön arka yönde dar olması gerekiyor bunun için. Onu da tomografi üzerinden yaptığımız değerlendirmelerle evet. tespit ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, tekrar size dönelim lütfen. Klinikte neler görüyorsunuz? Yani hastalar size polikliniğe başvurduğunda ne diyorlar? Ben iyi uyuyamıyor muyum? Evet. İşte ne sıkıntılarım var? Klinik olarak hangi belirtiler ön plana çıkıyor? Çünkü izleyicilerimizden çok sayıda başvuru geliyor bununla ilgili de. Evet. Temel şikayetler nasıl görüyorsunuz? Şimdi gelen hastaya ve hasta yakınına göre şikayetlerimiz değişiyor. Hasta yakını daha çok gündüz şikayetlerinden bahsederken hasta yakını geceyle uğraşıyor. Hasta yakınının şikayetleri horlama oluyor. Yüksek sesle horluyor diyor. Sürekli yatakta dönüyor diyor. Beni uyandırıyor diyor. Hastanın şikayetleri ise gündüze ait şikayetlerden bahsedersek uykululuktan yakınıyor. Çünkü hasta sürekli nefesi kesilip tekrar aldığı zaman, erazu dediğimiz kısa uyanıklıklar yaşıyor. Bu bir gece içerisinde 1000 kere belki 1000'den daha fazla kadar olabiliyor. Ve bu uyanıklıklar da her seferinde kendisi fark etmiyor. Çünkü bu 3 saniye kadar sürebiliyor. Fakat bu ne yapıyor? Uykuyu bölüyor. Uykuyu böldüğü zaman da ilk şikayeti uykululuk oluyor. Uyku kalitesi Ve düşmüş oluyor. Uyandığı zaman uykululuk hissetmese bile dinlenmemiş uyanıyor. Ben bütün gece uyudum ama hiç dinlenmeden uyandım diyor. Veya yorgunluk oluyor. Konsantrasyon güçlüğü oluyor. Sabah uyandığı zaman baş ağrısıyla uyanıyor. Yaygın, künt,
tanımlayamadığı bir baş ağrısı oluyor. Baş ağrısı olmayanlarda başında ağırlık hissi oluyor. Veya gece uyanıyor, ağzı kupkuru, ağız kuruluğundan yakınıyor. Çok sık idrara gitmekten yakınıyor. Biz buna noktüri diyoruz. Çok sık idrara gidiyor. Veya diyor ki ben sürekli uyanıyorum ve rüyalarımı hatırlıyorum diyor. Bir kişi sürekli rüya hatırlıyorsa, rüya uykusu diye halk arasında tabir edilen hızlı göz hareketlerinin olduğu uykuda apneye giriyordur. Ve apneden her uyandığında da rüyasını hatırlıyordur. Normalde bu kadar sık rüyalar hatırlanmaz. Veya ben çok sık rüya görüyorum diyorsa bir kişi, bu kişide de apneden şüphelenmemiz gerekiyor. Bunun dışında neler görüyoruz? Hastada konsantrasyon güçlüğü olabiliyor. Unutkanlıklar başlıyor. Cinsel istek bozuklukları olabiliyor. Erkeklerde empotans gelişebiliyor. Libido azalması gelişiyor. Bunun dışında çabuk sinirleniyor bu kimseler, huzursuz oluyorlar, anksiyeteleri oluyor, endişeleri oluyor. Evet, hatta depresyona girebiliyorlar. Bazısının da depresyonu daha şiddetlenebiliyor. Bayağı geniş bir aralıkta bu belirtileri görüyoruz. Evet, aynen o şekilde. Hocam peki fizik muayene yapıyor musunuz bu hastalara? Yani evet. Anladık çoksa da belirtisi var evet, bu konuyla evet. ilgili bunu. Tespit ettikten sonra. Fizik muayenede en önemlisi boy ve kilosuna bakıyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir durumumuz var. Vücut kitle indeksinin 35'in üstündeyse bu bir risk faktörü. Onun dışında Friedman skoru dediğimiz dilin pozisyonuna bakıyoruz. Ağız içerisinde dil ne pozisyonda diye. Dil eğer normalde bir insanı ağzını açtırdığınız zaman hem küçük dilini görürsünüz, hem yumuşak damağını görürsünüz, hem de dil kökünü görürsünüz. Fakat bu normal bir ağızdır. Fakat bunlarda büyüme varsa gittikçe o bölgenin kapandığını görürsünüz. Nitekim görsellerde de görebiliriz yayınımız belki. Yayınımız içerisinde geçiyor zaten. Veya tonsillerine, bademciklerine aynı zamanda ağzını açtırdığımız zaman bakıyoruz. Bizim açımızdan en önemlisi boyun çevresi. Boyun çevresini mutlaka ölçüyoruz bir mezurayla. 40'ın üzeri patolojik. Erkeklerde daha doğrusu 43'ün, kadınlarda 41 santimin üzeri patolojik. Boyun çene arası açıya bakıyoruz. Bu açıdaki daralma. Mesela dümdüz gidebilir bazı insanların. Normalde şu şekilde 90 dereceyken 45 derecelik bir açıyla gidebilir. Bu da bir risk faktörü. Çenesine bakıyoruz. Damağına bakıyoruz. Damakta yüksek damak olabilir. Yüksek ve dar damak oluyor bizim hastalarımızda. Maksidasında gene bozukluklar olabiliyor. Onun dışında ben nörolog olduğum için tabii ki nöroloji muayenesine de bakıyoruz bu hastaların. Biraz önce klinikte söylemeyi unuttum. Terleme de çok önemli. Biz bu hastalarımıza terlemeyi de çok soruyoruz. Bu hastaların tipik bir terlemesi oluyor. Hani herkese terliyor musun dediğimizde evet terliyorum. İşte koltuğumun altı, göğsümün altı terliyorum diyor. Fakat bu hastaların terlemeleri çok tipik. Ensede, boyunda ve göğüs üstünde terleme oluyor. Çünkü yardımcı solunum kasları nefes almak için sürekli çalışıyor. Onun için o bölgelerde çok şiddetli terleme gözleyebiliyoruz. Fizik muayenesinde bunları gördünüz. Evet. Hocam şimdi tabii seyircilerimizden de bazı sorular geliyor. Bunların içerisinde de özel bir tarama yapıyor muyuz? Yani bize hastalar geldiğinde ya da belli bir yaştaki kişiler ben geliyorum bir test yapacağım, tanı konacak. Nereden başlıyoruz? Nasıl bir tarama testi? İlk önce bu hastalarımızdan bir anamnez alıyoruz. Evet. Anamnezde biraz önce bahsettiğimiz o klinikte gözlediğimiz her türlü şeyi, uykuyla ilişkili bulgular, işte kaçta yatıyor, kaçta kalkıyor, yatarken ya prosedürleri neler, arada uyanıyor mu, bacak hareketleri var mı, eşkeden, uykuyla ilgili her şeyi ilk önce bir anamnezde soruyoruz. Arkasından fizik muayenesini yapıyoruz. Bunları yaparken de özellikle toplum anketlerinde çok kullanılan stopbank testi dediğimiz bir testimiz var. Stopbank testi dediğimiz test esasen İngilizce hepsinin baş harflerinden oluşan bir test. Buradaki skorlamasına bakıyoruz. İşte stop'ın S'si yani horlama. Halkımız anlayacağı şekilde temelde neyi araştırıyorsunuz? Burada neye bakmak istiyorsunuz siz? Horlaması var mı? Yaşı kaç? Mesela yaş aralığına bakıyoruz. Cinsiyetine bakıyoruz. Vücut kitle indeksine bakıyoruz. Hipertansiyonu var mı yok mu? Eşkeden akromegalisi, hipertiroidin, hipotiroidi gibi başka büyük hastalıkları hormonal var mı? Büyük bir hastalığı var mı? Alkol kullanımı var mı? Sedatif kullanımı var mı? Bunlara bağlı mı oldu? Veya başka bir ilaç kullanımı Peki, var mı? Peki bunlardan mesela kilo çok
Evet. Etkilidir muhtemelen. Tansiyon şikayetleri. Evet. Birbirlerine bağımlı da olabiliyorlar. Yani evet, şeyde. Evet. Bunlar birbirlerini indükleyebiliyor. Yani predispozisyon dediğimiz yol açabiliyor. Açabiliyor. Gördüğüm kadarıyla kilo bu konuda önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü evet. Boyundan bahsettiğiniz, boyun evet. açısından bahsettiğiniz, evet. kilo endeksten bahsettiğiniz. Yani kilosu daha yüksek olan kişilerde horlama ve apne daha fazla görülüyor diyebilir miyiz bu konuyla ilgili? Böyle evet, bir... öyle diyebiliriz ama kilosu çok düşük olanlarda ve tabii. normal olanlarda da başka sebeplere bağlı olarak özellikle genellikle bunlar eskiden biz bunları UARS şeklinde üsum yol direnç sendromu altında toparlardık ama artık onu da gene uyku apnesi altında topluyoruz. Onlarda daha fazla üst solunum yolunu tıkayan bir organik sebep olabiliyor veya maksilomandibüler bozukluklar olabilir. Yani yüz şekil bozukluk olabiliyor. Evet. Evet. Peki tedavi olarak ne öneriyorsunuz? Yani cerrahi dışındaki bölümlerden sonra cerrahi şimdi ben evet. hocam beraber konuşacağız tekrar. Cerrahi dışında ne öneriyorsunuz? CPAP, BiPAP dediğimiz evet. aletlerimiz var. Daha çok formatları da var. Fakat ilk önce hastayı bir polisomnografi dediğimiz uyku testine yatırdıktan sonra tanısında eğer kesinleştiyse 5'in üstünde işte kliniği varsa, var evet 5'in üzerinde kliniği var, apne hipopne indeksi veya anormal solunum olayı indeksi 5 evet. ve üzerindeyse ve kliniği varsa bu kişi OSAS'tır. Evet. 15'in üstündeyse kliniği olmasa da OSAS'tır ama 5 ile 15 arasındaysa mutlaka klinik olması gerekiyor veya yakının bir şikayetinin dile getirmesi gerekiyor veya eşlik eden bazı hastalıklarımızın olması gerekiyor. Bunlar varsa ve biz tanımızı koyduysak tedavi gecesi dediğimiz ikinci bir gece CPAP tedavi gecesine evet. yatırıyoruz. CPAP tedavi gecesinde hastanın hangi maskeye uygun olduğunu belirliyoruz. Maskelerimizin tipleri var. Görselde gördüğümüz gibi sadece evet. buruna alanlar var. Burunla ağza alan oronazaller var. Veya sadece burnu dan verebileceğimiz aletlerimiz var. Pozitif akım basınçlı pozitif evet, akım evet, veriyoruz ki oksijen evet. düzeyini kanda evet. yükseltelim orada daha rahat uyusunlar. Gecede neye bakıyoruz? Gecede basıncı belirliyoruz. Evet. 6 basınçla mı durdurabildik, 12 basınçla evet, mı ona durdurabildik? Ona göre basıncı ayarlıyorsunuz. Evet. Eğer devamlı bir basınçtan düzelemiyorsa BiPAP dediğimiz hem nefes alırken hem nefes verirken ayrı basınçlar uygulayabiliyoruz. Eğer hastanın uyku apnesi pozisyonel dediğimiz bir uyku apnesi ise yani sadece sırt üstü yatarken oluyorsa yan yattığında polisomnografi gecesinde yan yatışlarda hiç apne ve hipopne veya RERA saptamadıysak o zaman sırt yastığı verebiliyoruz. Yani hastanın arkasına sırt yastığı veriyoruz. Hasta sırt üstü yatamıyor. En önemlisi de kilo vermesini istiyoruz. Eşlik eden hastalıkların tedavi olmasını istiyoruz. Mesela hipotiroidi gibi, akromegali gibi bu hastalıkların tedavisinin olmasını istiyoruz. Üst solunum yolunu tıkayan bir durum varsa da cerrahlara hocam çok teşekkür ederiz. Geçiyoruz. Şimdi bizim daha yoğun olarak ilgilendiğimiz konuya geçelim. Hastalar geliyorlar, tanısını almışlar. Apneleri var. Onlarla ilgili cerrahiler düşüneceğiz. Ama tabii ki öncelikle bir deformitesi var mı, yok mu? Maksilanın kesinlikle. Üst çenenin, alt çenenin konumları. Bunlarla başlayalım. Size hangi hastalar daha çok başvuruyorlar? Oradan cerrahiye bağlayalım konumuzu. Şöyle genellikle rutin pratikte benim gördüğüm hastalar alt çenesinin veya üst çenesinin veya her iki çenesinin geride konumlandığı hastalar olmuş oluyor. Bu tarz hastalar tabii ki çenelerin geride konumlanmasına bağlı olarak arkadaki hava yolu pasajı dediğimiz o havanın akması gereken, akciğerlere akması gereken boruyu tıkayıcı bir konumda yer almasına bağlı olarak bu problemi yaşadıklarından dolayı biz bunu tomografide tespit edebiliyoruz. Tomografide tespit ettikten sonra da hastanın yüz estetiğinden mümkün olabilecek düzeyde taviz vermeyerek yani hani buradaki tabii ki birincil kaygımız yüz estetiği olmuyor birçok hastada ama mümkün mertebe yüz estetiğini daha iyiye götürmeye çalışarak çeneleri hava yolunu açacak bir konumda planlamaya çalışıyoruz ve ameliyatlarla beraber sizlerle zaten beraber bunlar beraber oluyor yani yüz estetiği beraber kesinlikle bu ameliyatlarla beraber çene ucunu çeneyi üst çeneyi daha önde konumlayarak hastanın daha geniş bir hava yoluna kavuşmasını sağlamaya evet. çalışıyoruz. Tabii ki
Sadece bu her zaman için yeterli olmuyor. Hocamın da değindiği gibi birçok eşlik eden faktör olabiliyor, birçok başka faktöre bağlı olabiliyor. Her hastada bunları yapmak çözüm olmayabiliyor. Ama eğer ki doğru bir tanı konularak, evet konumsal bir problemimiz var, çenelerimiz geride, bu düzeldiğinde düzelme elde edeceğiz diyorsak hastada, bu ameliyatlardan sonra hastaların genelde söylediği şey, ben uyuyabiliyorum, eskiden nefes alamıyormuşum. Sizin de geçen program değindiğiniz gibi nefes alırken genizimin yandığını hissediyorum diyor. Ve hastanın bakışlarında, konuşmasındaki o değişimi zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Daha yorgun ve uykulu bir bireyle konuşuyor gibiyken daha dinç, daha atak ve dinamik bir kişiyle konuştuğunuzu hissediyorsunuz zaten sonrasında. Bu anlamda da ciddi bir değişim elde ediyor bu hastalar zaten. Ayrıca ortodontik olarak bazı aparatlar hazırlayarak, ısıma plakı yaparak ara hastalarda cerrahi kesinlikle uygulanamadığı ama bir şekilde apnesinin de olduğu, hocam da bahsettiği tedavilere tam uyum sağlayamayan kişiler de bildiğim kadarıyla bir önerileriniz var. Deneyebiliyoruz. Evet. Şöyle, aslında temel olarak alt çeneyi önde konumlandırdığınızda boyun kasları, sternum dediğimiz bu göğüs kemiğine bağlı boyun kaslarını öne doğru gererek bir miktar hava yolunu açabiliyorsunuz. Bu hastalar hani kendileri de bazen şunu söyleyebiliyor. Ben alt çenemi öne getirdiğimde çok daha rahat nefes aldığımı hissediyorum diyor. Uyku esnasında çeneyi önde konumlandıracağı aparatlar kullanarak aslında hava yolunu açabiliyoruz. Ama bu aparatlar çene eklemleri üzerinde veya örnek veriyorum diş kapanışı üzerinde bazen olumsuz etkileri olabildiği için her zaman birincil tercihimiz olmuyor. Çok daha hafif olgularda veya bunu tolere edebileceğini düşündüğümüz olgularda veya başka hastalıklara bağlı olarak ameliyat düşünemeyeceğimiz olgularda CPAP cihazıyla beraber veya CPAP cihazını kullanmayarak da eğer kullanamıyorsa hasta başka bir sebebe bağlı olarak birincil tercihimiz tabii ki hava yolunu dışarıdan mekanik bir akışla yönetebilmek ama onunla beraber veya kullanamamasına bağlı olarak bir ara geçiş olarak daha hafif formlarda bu tarz aparatlar kullanabiliyoruz ama tabii ki birincil tercihimiz bunlar olmuyor. Çözümleyebildiğimiz olguları çözümlemek daha iyi bir seçenek daha tabii ki. Cerrahi düşündüğümüz hastalar genellikle hangi boyutta olan hastalar? Yani CPAP derinliği fazla, işte bunun normal bir basınçlı havayla çözemediğimiz hastalarda cerrahi öneriyoruz. Bizler de size yönlendiriyoruz bu hastaları. Onlarda da nasıl planlama yapıyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz öncelikle? Sefalometrik olarak yani baş etrafında 3 boyut olarak değerlendirme, tomografi gibi yöntemlerden nasıl faydalanıyorsunuz orada? Bu tarz hastalarda birincil olarak baktığımız şey çekilen bir kafa tomografisinde hava yolu pasajı dediğimiz bu soluk borusunun ön arka yöndeki darlığını değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer ki ön arka yönde belirgin bir darlık yoksa, yani bazen çok nadiren bireylerde medyolateral dediğimiz sağ sol yönde bir darlık olabiliyor. Bizim yaptığımız ameliyatlarda bu sağ sol yöndeki darlıklara çok fazla çözüm sağlayamıyoruz. Evet. Eğer ki çözüm sağlayabileceğimiz bir olguysa, ön arka yönde bir darlık varsa tabii ki çeneleri önde konumlandırarak bu problemin üstesinden gelebiliyoruz. Ama öncesinde değerlendirmek gerekiyor hastayı. Evet. Her hastada kesin farklı olur şey demek mümkün değil mümkün tabii ki. Değil. Ben biraz araya gireyim, cerrahiden de bahsedelim. İzleyicilerimiz de bu konuda bilgilensinler. Değerli hocalarım bahsettiler. Mekanik olarak nasıl oluyor, deformitelerdeki durum nasıl, sıklığı ne durumda diye. Ama şöyle genel bir özet yapacak olursak, kişiler kendilerini değerlendirebilirler. Karşıdan bakıldığı zaman, bahsetti az önce Şahin Bey, direkt fark edemeyebiliriz. Ama profilden baktığımızda üst veya alt çenemizin biraz geride olması muhtemeldir ki hava yolumuzu daraltacaktır. Bu mekanik bir durumdur.
Nida Hocam az önce bahsetti, Uzak Doğu'daki hastaların burada fazla görüldüğü sleep apnenin onlarda. Doğrudur, biz de bunu çok sık görüyoruz o hastaları gördüğümüzde. Aslında ülkemizde bir geçiş toplumu olarak bakıldığında biliyorsunuz Uzak Doğu'dan geldiğimiz gerçeği var. Ve bizim orta yüzümüz her zaman ırksal olarak geride. Yapılan çalışmalar, sefalometrik çalışmalar, ırksal çalışmalarda görülmüş ki biz orta yüzümüz geride, alt çenemiz önde. Yaptığımız bu çene yüz ameliyatlarında %95'i klas 3 dediğimiz, yani sınıf 3 dediğimiz orta yüzün öne alınması, alt çenenin de geriye alınması. Bu hastalarda gerçekten sleep apne çok sık görülüyor. Yani maksilla dediğimiz üst çenenin geride olması, burundan aldığımız havanın arka bölümde pasajının dar olması nedeniyle bir hava darlığı yarattığı ve buradan alınan havanın yetersizliği nedeniyle de uykunun iyi olmadığı, apnenin çok sık görüldüğünü biz biliyoruz. Bu konuda ortodonti desteği alıyoruz. Ortodontistler bize ısırım denen dişlerin uygun bir plana gelmesini sağlıyorlar ve biz ameliyatta da üst çeneyi öne alarak bu kişilerde hava yolunun mekanik olarak açılmasını sağlıyoruz. Bu bazen %100 yansıma yoluyla olmuyor. Yani biz üst çeneyi ne kadar öne alırsak o kadar hava yolu açılıyor diyemeyiz. Ama biliyoruz ki hastalarımıza sonuç itibariyle ciddi oranda yansımalar yapıyor. Yumuşak damağa geriyor, arka bölgede geniz eti denilen adenoid bölgesinin açılmasını sağlıyor. Yanlarda yine tonzillerin daha geniş bir alanda bulunması nedeniyle hava yolu direncini azaltıyor. Önemli katkısı oluyor. Aynı zamanda çene, üst çene öne geldiği için burun tabanını da genişlettiğinden varsa bu hastalarda bir septum problemi, onunla ilgili hava daralması onu da geniş bir alana taşıdığı için aynı zamanda septoplasti dediğimiz septumun da ortaya getirilmesiyle beraber daha iyi bir hava akışı sağlanabiliyor. Uzun yıllardır boğaz bölgesindeki darlığı bölgesel ameliyatlarla, yani küçük dilde, tonzilde, adenoidlerde planlanırken artık günümüzde iskeletsel bir deformite söz konusuysa bunun mutlaka üst çenenin yerine oturtulmasının gerektiğini artık sonuçlar itibariyle görüyoruz. İkinci konu da yine sık görülen, ülkemizde oransal olarak Batı ülkelerine göre daha az gördüğümüz alt çenenin küçüklüğü. Halk arasında duymuşsunuzdur işte mikrogonati, çenenin küçük olması, kuş yüzü, bird face dediğimiz bir takım deformitelerle görünüyor. Alt çenenin geride olması önemli bir şekilde, az önce hocam bahsetti, çene açısının bozulması, boynun genişlemesi, o bölge içerisinde bir daralma yaratıyor. Yine ortodontiden Şahin Bey de bahsetti, onun öne alınmasının hava yolunu açtığı, dolayısıyla sleep apnenin, yani uyku apnesinin burun hastalarda daha az görüldüğünü görüyoruz. Buradan şunu halkımız iletmek lazım izleyicilerimize. Çenesinde, üst çenede veya alt çenede bir geride olma durumu varsa bunun mutlaka bir şekilde uykusuna yansıyabileceği, uyku kalitesinin düşebileceği, konsantrasyonun azalabileceği, yan hastalıklara yol açabileceği, yani bir tansiyon yükselmesine, obeziteye, başka hastalığa yol açabileceğini düşünmeleri ve bu konuda uyku testlerini uygun şekilde yaptırmaları, ortodontiye başvurmaları yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani kendilerini yandan aldıkları bir fotoğrafla değerlendirebilirler diye. Yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve değerli konuklarımdan son düşünceleri almak istiyorum ben. Hocam son olarak ne önerirsiniz halkımıza? Ne dersiniz? Ben OSAS açısından mutlaka tedavi olmalarını öneriyorum. Çünkü OSAS'ın olumsuz etkileri var. Nörokognitif etkileri var. Unutkanlık yapıyor, dikkat dağınıklığı yapıyor. Araç kullanmaları zorlaşıyor. Yorgunluk yapıyor. Trafik kazası, iş kazasına sebebiyet verebiliyor. Evet, çok fazla. Depresyon yapıyor, mizaç bozuklukları yapıyor. Gastrointestinal sisteme baktığımızda reflü yapabiliyor. Nonalkolik karaciğer hastalığı yapabiliyor. Kadın doğumla, ama uyku çok önemli. Evet, kadın doğumla ilgili preeklamsi yapabiliyor. Gestasyonel diyabet yapıyor. Gebeliğe bağlı diyabet yapabiliyor. Çok etkisi var. O aynen. Önemli. Çok fazla her sistemi neredeyse etkiliyor. Çünkü dinlenmek çok önemli. Evet, uyku çok önemli, evet. Değerli izleyicilerimiz. Konjesif kalp yetmez, hipertansiyon gibi. Siz ne önerirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Hocam zaten çok güzel değindi. Sadece ek olarak söyleyebileceğim şey, çocuklarda belki bambaşka bir programın konusu olabilir bu ama çocuklarda çok daha farklı bulgularla görebiliyoruz bunu. Yani çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklıklarıyla karakterize bir durum olduğu için
tam tersine erişkin bir bireyde daha durgun bir birey ortaya çıkarıyorken çocuklarda daha aktif bireyler ortaya çıkarıyor uyku apnesi. O yüzden sizin de programın başında değindiğiniz gibi 7-10 yaş arasında bu problemler cerrahi olarak çözülebiliyorken bir değerlendirmeden geçmekte. Eğer ki şüphe uyandıran bir durum varsa, yani çocuğun uyumak istememesi, çocuğun çok fazla aktif olması, derslerde, sosyal hayatında dikkat dağınıklığının, hiperaktivitesinin olması gibi olgular varsa bunların üzerine gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sadece onu eklemek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli konuklarıma çok teşekkür ederim bizi aydınlattıkları için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.